Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan haberlerle karşınızdayız. Türkiye'nin kronik sorunlarından biri olan işsizlik çift hanelerde seyrediyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde işsizlik sorununun kapitalizmle çözülemeyeceğini yazdı. Adil gelir dağılımı ve sürekli büyümenin ancak milli ekonomi modeliyle mümkün olacağını belirten Baş, modelin insanlığa umut olacak bazı maddelerini sıraladı yazısında. G20'de öne çıkan başlıklardan biri de dünya genelinde yaşanan krizlerle günden güne artan işsizlik problemiydi. Kapitalizmin halledemediği ve ekonominin olağan bir hali olarak kabul ettiği işsizlik konuşulsa da aslında kapitalist düzenin ne bu konuda bir çözüm önerisi ne de toplumun tamamını refaha kavuşturma gibi bir gayesi olmadığı ortadadır. Birkaç gündür ekranlarda ülkemizdeki işsizlik de gündem ediliyor. İstatistiksel verilerle ele alınan işsizlikteki ürkütücü artışın halli konusundaysa üretimin desteklenmesinden bahsedilmektedir. Büyük bir aldatmaca olan devamlı surette üretimin desteklenmesi, tüketimin olmadığı bir piyasada üretim elemanlarının zaman içinde iflasından başka bir netice vermez. Kapitalizm üretim odaklıdır. Tüketim göz ardı edilir. Paranın belli ellerde bloke edilmesi, buna bağlı olarak gelir dağılımındaki uçurumlar, tüketimin her geçen gün daha da azalmasına neden olmaktadır. Sistemin yanlış kurallarıyla bir taraftan üretim desteklenirken, diğer taraftan buna cevap veremeyen tüketimin azlığı, ülke ekonomilerini içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Avrupa piyasalarındaki iflaslar bu duruma örnektir. İşsizlik ancak milli ekonomi modelinde yer alan adil gelir dağılımının sağlanması ve tam istihdam seviyesinin teminiyle çözülür. Tam istihdam, üretim ve tüketim dengesinde tüketim kabiliyetinin artırılmasıyla sağlanacak bir sürekli büyüme ortamında söz konusu olabilir. Tüketimi, tüketen kesimi dikkate alan tek ekonomi modeli olan milli ekonomi modelinin çıkış noktası az gelirli kesimdir. Siz eğer ekonomiyi büyütmek istiyorsanız tüketim kesimi desteklemek zorundasınız. Tüketim artıp pazar problemi çözülmeden ekonomilerin büyümesi mümkün değildir. Bugün mağazalarda raflar ürünle dolu olmasına rağmen alıcı bulunmamaktadır. Demek ki üretim problem olmayıp mala talip olan alıcı sıkıntısı vardır. Kapitalist sistem parayı elinde tutan bir avuç azınlığın dışındaki geniş kitlelerin tüketim kabiliyetini bitirmiştir. Tüketimin üretim karşısında eksik kalması zaman içinde üretimi de azaltır. Netice kapanan iş yerleri, iflas eden firmalar ve işten çıkarmalardır. Bu noktada kamu harcamalarını arttırmak anlık bir çözüm getirebilir. Kalıcı çözüm için adil bir gelir dağılımının yapılabilmesi de sürekli büyümenin temini kadar şarttır. Devlet senyoraj hakkını kullanarak ülke içinde yeterli miktarda yerli paranın bulunmasına ve piyasalara hakim olmasına imkan tanımalıdır. Böylece milletin emeğiyle elde edilen gelir, sosyal devlet projeleriyle yine millete hizmet olarak aktarılacağı için elde edilen gelirin hem ülke topraklarında kalması hem de herkesin istifade edebileceği şekilde adil paylaşımına imkan tanınır. Milli ekonomi modelinin sosyal devlet projeleri burada devreye girer. Vatandaşlık maaşı verilmesi, ev hanımlarının emekli edilmesi, yeni doğan her çocuğa, işsizlere ve kimsesiz yaşlılara maaş bağlanması, öğrencilere karşılıksız burs imkanı, evlenme kredileri, sınavsız üniversite, çiftçiden vergi alınmaması, KOBİ'lere, esnaf kesimine, nakliyecilere uzun vadeli faizsiz kredi gibi her vatandaşa doğrudan gelir desteği, tüketim kabiliyeti olmayanlara bu imkanı sunacaktır. Sosyal devlet projeleri kapitalizmdeki gelir dağılımındaki uçurumu kapamaya yarar. Bu hal piyasanın eksik kalan talebini de tamamlar. Yine tezde yer alan proje mukabili faizsiz kredilerin verilmesi paranın tekelleşmesini önleyeceği gibi vatandaşın milli gelirden istifadesini de sağlayacaktır. Geliri belli bir miktarın altındaki kesimden vergi alınmaması da tüketim kabiliyetini arttırmaya yarayacaktır. Kısaca adil bir gelir dağılımı ve sürekli büyüme sağlanmadan işsizlik meselesi halledilemez. Bunun formülü de bitmiş kapitalizmde değil, milli ekonomi modelindedir. Profesör Doktor Haydar Baş. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Amerikan ekonomisinin çıkarları gereği Orta Doğu'da angaje olmaya devam edeceklerini söyledi. Yeni Mesaj gazetesi bu açıklamayı "Her şey petrol için" başlıklı haberinde analiz etti. İşte o haber. (Gülüyor)
Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisi Büyük Ortadoğu projesiyle İslam dünyasını kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmek istiyor. Amerikan Dışişleri Eski Bakanı Condoleezza Rice'ın açıklamasına göre proje kapsamında 22 İslam ülkesinin sınır ve rejimlerinin değiştirilmesi hedefleniyor. Afganistan ve Irak işgaliyle startı verilen proje Arap Bağrı şeklinde devam ediyor. Arap Bağrı isyanlarıyla Mısır ve Libya gibi ülkelerde istediği değişikliği yapan Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisi şimdi de Suriye'de yoğun bir çaba içinde. Ancak Suriye'de işler yolunda gitmiyor. Büyük Ortadoğu projesinin iki temel hedefi bulunuyor. Bunlardan ilki İsrail'in arz-ı mevut hayalini gerçekleştirmek. Nil'den Fırat'a kadar olan bölgenin kendilerine vaat edildiğini iddia eden İsrail, bu bölgeyi Büyük Ortadoğu projesi yoluyla ele geçirmek istiyor. Hedefe giden yolun kamuflajı da Kürt devleti. Önce Irak ve Suriye'nin kuzeyi, sonra da İran'ın batısı ve Türkiye'nin güneyinden koparılacak parçalardan oluşacak bir Kürt devleti kurulması ve en sonunda da buraların İsrail'e teslimi planlanıyor. Suriye'nin Kobani bölgesinin yerli halktan arındırılıp yerlerine Yahudi asıllı Barzani'nin peşmergelerinin yerleştirilmesi de bu kapsamda değerlendiriliyor. Büyük Ortadoğu projesinin ana hedeflerinden bir diğeri de Ortadoğu'nun zengin yeraltı kaynaklarına çöreklenmek. Bölgenin petrol kaynaklarını kontrol altına almak isteyen Amerika Birleşik Devletleri bu uğurda milyonlarca Müslümanın katline neden olan işgallere imza attı. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu üzerine yaptıkları tüm hesapların temelinde petrollere sahip olma amacının yattığını itiraf etti. ABD'nin hem ulusal güvenlik hem de ekonomisinin çıkarları gereği Orta Doğu'da angaje olmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Kerry şöyle konuştu. Biliyorum bazıları şunu diyor. Enerji bağımsızlığına doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla Orta Doğu'yu bırakabiliriz. İnanın bana hiçbirimiz Orta Doğu'daki istikrarsızlık nedeniyle benzin kuyruklarında beklediğimiz ve fiyat şoklarının yaşandığı günleri özlemeyiz. Evet, son yıllarda enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek adına önemli adımlar attık. Evet, şu anda Orta Doğu petrolüne daha az bağımlıyız. Ancak uzun süre önce fark ettiğimiz üzere enerji piyasası küreseldir ve Körfez petrolünde yaşanabilecek herhangi bir ciddi aksamanın bizim kendi refahımız kadar hepimizin bugün bağlı olduğu küresel ekonomi açısından da önemli sonuçları olabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne sert mesajlar geldi. ABD bize boyun eğdirmek istiyor diyen Putin bunu kimse yapamayacak şeklinde konuştu. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine de seslenen Putin, ABD müttefikleri anlaşılmaz bir perspektifte kendi ulusal çıkarlarını içe sayarak Washington'ın çıkarlarını savunuyor dedi. Suriye'de ortaya koyduğu tavırla ABD planlarını bozan Rusya'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Moskova'da bir sivil toplum kuruluşunun düzenlediği foruma konuşmacı olarak katılan Putin, ABD'ye meydan okudu. Bir katılımcının ABD Rusya'yı aşağılamak istiyor şeklindeki söylemini değerlendiren Putin, ABD bizi aşağılamak istemiyor, bize boyun eğdirmek istiyor. Üzerimizden kendi sorunlarını çözmek ve bizi kendi etkileri altına almak istiyor. Bunu kimse yapamayacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin konuşmasında ABD-Türkiye ilişkilerine ışık tutacak açıklamalar da yaptı. ABD'nin kendi müttefiklerini etkisi altına aldığını savunan Putin, birçok ABD müttefiği kendi ulusal çıkarlarını hiçe sayarak kendilerine zarar verdikleri apaçık ortada olmasına rağmen Washington'ın ulusal çıkarlarını savunmaya çalışıyorlar. Bu tutumu neden sergilediklerini ve perspektifteki beklentilerin ne olduğunu kendileri bile bilmiyor dedi. Rusya'dan ABD'ye dikkat çekici bir mesaj da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından verildi. Rusya Parlamentosu Duma'da konuşan Lavrov şöyle konuştu. ABD Başkanı Obama'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasına başlar başlamaz sıraladığı tehdit unsurları üzerinde düşünmeye başladım. Ve bu hususla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile geçtiğimiz günlerde yaptığım görüşmede kendisine bu açıklamaların ne manaya geldiğini sordum. Bana dikkate alma dedi. Ne kadar ciddi bir söylemdir bilemem ama gerçekten üzüntü verici bir durum. Lavrov milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmanın devamındaysa şunları söyledi. Kerry'nin bu şekilde ifadeler kullanması
İran'ın nükleer programından kaynaklanan meselenin ve Kore Yarımadası problematiğinin çözümüne ilişkin yaklaşımları o esnada bizimle birlikte koordine etmek istemesiyle doğrudan bağlantılı olmaktadır. Tabii bu kadar büyük bir ülkenin kendi stratejik ortaklarına ihtiyaç duyduğum anda bana yardımcı olun. Ancak sizi cezalandırmak istediğim noktalardaysa sözümü dinlemek zorundasınız şeklinde menfaatçi bir yaklaşım göstermesi de sağlam ve omurgalı bir davranış değildir. Evet sayın seyirciler, Rusya'dan gelen açıklamalar tatlı sert yönünde ve acı sözlerde özellikle. Bu noktada biz stüdyo konuğumuzla ilgili hem Orta Doğu'nun hem de Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri hattındaki gerginleşen iplerin yine ne şekilde ve nasıl yansımasının olacağını konuşacağız. Çünkü enerji üzerine işleyen bir sistem de var Orta Doğu çerçevesinde Orta Doğu konu edilince. Biz hemen konuğumuzu tanıtalım, ardından konumuza ve sorularımıza geçelim çok uzatmadan. Hoş geldiniz enerji uzmanı Sayın Fuat Şengül. Sayın Şengül, ben şimdi soru olarak şunu sormak istiyorum sizlere. Şimdi her şey petrol için diye bir haber yayınladık daha önceki VTR'mizde. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Yeni Mesaj gazetesine konu olan bir açıklaması var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bildiğimiz üzere ABD ve İsrail ikilisinin ilk önemli mevzusu Büyük Orta Doğu projesinde arzı mevcut. Bu bir. İkincisi ise Kerry diyor ki enerji bağımsızlığına doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla Orta Doğu'yu bırakabiliriz. İnanın bana. Hiçbirimiz Orta Doğu'daki istikrarsızlık sebebiyle benzin kuyruklarında beklediğimiz ve fiyat şoklarının yaşandığı günleri özlemeyiz. Evet, son yıllarda enerji kaynaklarımızı çeşitlendirdik. Ancak uzun süre önce fark ettiğimiz üzere enerji piyasası küreseldir. Orta Doğu petrolüne ne olursa olsun yine de az bağımlıyız. Körfez petrolünde yaşanabilecek herhangi bir ciddi aksamaların bizim kendi refahımız kadar hepimizin bugün bağlı olduğu küresel ekonomi açısından da önemli sonuçları olabilir. Bush Türkiye'ye geldiği zaman ona bir ya da Bill Clinton, pardon yanlış söyledim. Bill Clinton geldiği zaman mecliste bir konuşma yaptırmışlardı. Değil miydi? Bill Clinton'a yaptırmışlardı. Obama da yaptı, Clinton da yaptı. Bill Clinton geldiği zaman bir mecliste konuşma yapmış. Orada bir şey söylemişti. 21. asır enerji kaynakları kimin elindeyse onun asrı olacak. Bu bizim millet meclisinde yapmıştı. Bu gerçek bir söz. Niye? Çünkü Avrupa kıtası dediğimiz, eski kıtada dediğimiz alanda birincil enerji kaynaklarının tamamı bitti. Yani ne kömür, ne petrol, ne doğalgaz hiçbirisi yok. Bunlar nihayete erdi. Ve bizim enerjiden muradımız da hep nedir? Elektrik üretimiyle ilgilidir. Yani bakın artık araçlar dahi elektriğe çevriliyor. Efendim ısınma elektrikle, yemek pişirme elektrikle, ulaşım araçların tamamı elektrikle. Hayat, fabrikalar, üretim, ekmeğin pişirilmesi, her şey elektriğe dayanmış vaziyette. Elektriğin üretilebilmesi için de yakıt lazım, ham madde lazım. Nedir bu ham maddeler? İşte birincil enerji yakıtları dediğimiz kömür, petrol, doğalgaz bunlar neler? Fosil yakıtlar. Hı hı. Yani Rabbim kime verdiyse bunları yer altında onların elinde. Yani bunları sonradan oraya koymak ya da fabrikasyon olarak üretmek mümkün değil. Allah kime bunları verdiyse bunlar onların elinde. O da elinde, o ülkelerin elinde, o topraklarda. İkincisi, yenilenebilir enerji kaynakları dediklerimizde su, rüzgar, güneş, dalga enerjisi, efendime söyleyeyim, biyomas, bunlar da yenilenebilir enerji kaynakları. Yani sürekliliği olan ve asla dünya var oldukça da bitmeyecek olan, bitmeyeceği düşünülen, bilinen enerji kaynakları. Bunlar da yeni yeni toplumun faydasına, elektrik üretiminde kullanmaya başlandılar. Ama kolay olanı her bütün ülkeler ilk önce kolay olanı seçti. Kömür varsa kömürle, petrol ve doğalgazla. Dünya rezervlerinin, hani Amerika Birleşik Devletleri diyor ya, bizim Orta Doğu petrolüne ihtiyacımız
kalmadı. Oradaki krizlerden, krizden çıkması bizim işimize gelmez. Niye bunu söylüyor? Çünkü Büyük Ortadoğu Projesi'nin enerji kaynaklarını ele geçirme, yönetme amacına adapte olduğunu artık bütün dünya kabul etti. Yani sadece biz eskiden sadece bunu ilk günden itibaren Profesör Doktor Başbey söylüyordu. Kimse böyle bir şey demiyordu. Öyle mi? Demokrasi gelecek demiyor muydu herkes? Hı hı. Türkiye'dekiler de, Arap ülkelerinin başındakiler de, efendime söyleyeyim, Avrupa'dakiler de, bütün dünya ne diyordu? Öyle mi? Rusya bile Libya'daki, Tunus'taki şeylere karşı çıkmadı. Ta ki Profesör Doktor Başbey dinleyince, ya arkadaş bunda bir yanlışlık var demek. Dünya üzerinde bir tek Profesör Haydar Baş diyordu ki, kardeşim bu Büyük Ortadoğu Projesi kan gözyaşı getirecek, bu ülkelerin yeraltı kaynaklarını talan edecek. Herkes yine buna geldi. Onun için Amerika Birleşik Devletleri diyor ki, yok diyor, bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Farz edelim yok. Niye bunu dedi, bunu nereye dayandırıyor? Biz kaya gazını bulduk diyor. Amerika Birleşik Devletleri, Shell gazı bulduk. Kaya gazını bulduk. Kaya gazıyla diyor ihtiyacımızı karşılarız. Bu manada bunu dayandırarak söylüyor. Tabi bunun arkasında hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla var. Bu Ortadoğu meselesindeki, yani burada Rusya'ya diyor ki sen bana kafa tutuyorsun ama neye güvenerek kafa tutuyorsun? Enerji kaynaklarına güvenerek kafa tutuyorsun. Niye? Dünya rezervinin %35'i Rusya'da. Petrol ve doğalgazda. Geri kalan %50'si Orta Doğu, Arap Yarımadası'nda, geri kalan 15'te bütün dünyaya dağılmış vaziyette. Şimdi senin elinde bu güç kaynaklar var, sen bunlara güveniyorsun ama bunları ben almayacağım senden. Almasak da biz idare ediyoruz. Almadığımız zaman bakalım sen ne yapacaksın deyip onlara bir şey vermeye çalışıyor. Hani kızım söylüyorum, gelinim sen anladı. Tabii Rusya ne yaptı? Rusya bunu görmüyor değil. Veya Rusya Profesör Doktor Derbaş Bey'in kendi paralarınıza dönün, milli paralarınıza dönün, doları ticaret emtiyası olmaktan çıkartın alıp da kimle ilk ticarete başladı? Çin'le. Ne zaman? Ta 2005-2006'lardan sonra. O Milli Ekonomi Modeli konferanslarından sonra. Bugün neye geldi? Baktı ki birinci çözümde dolardan kurtulmanın birinci çözümünde ben Çin'le bu operasyonu yaptım. İkinci çözümü de orada buldu yine. 60 milyar dolarlık bir enerji anlaşması yaptı Çin'de. Yani Avrupa hiç gaz almıyorum ben kardeşim dedi. Ben çözdüm, Amerika dedi ki ya Avrupalılara. Merak etmeyin siz. Rusya gazı kesse bile ben size dedi LNG sıvılaştırmış doğalgaz göndereceğim. Hiç endişe duymayın dedi. Evet. Avrupalılar da o ne kadar iyi dediler. Amerika'da yukarıdan gülüyor bunlara. Ha diyor, yeni bir pazar oluşturdum kendime diyor. Bunları kandırdım Rusya şeyinden. Bunlara gaz satacağım diyor. Ama kaç senede gelecek olay? O belli değil. Ha dedi ki Rusya'da, tamam dedi. Siz hiç almazsanız almayın. Ben bütün şeyi Sibirya Gücü projesiyle beraber 2956 kilometrelik 48 inç içinden kamyon geçecek boru hatları döşeyerek Çin'le anlaşma yaptı ve boru hatlarını döşüyor. 2015 itibariyle de gazı oraya satarak yine ekonomisini, ekonomik gücünü, yeraltı kaynaklarından elde ettiği ekonomik gücünü rahatlıkla kullanabilecek. Yetmedi, İran'la nükleer anlaşmasına destek verdi. Onu oradan bir kuvvet kazandı. Bu yani kızım sana söylüyorum gelinim anla burada tutmadı. Tutmayacak. Yani Amerika'nın o anlattığı hikaye Rusya'ya hız gelip tırıs geçecek. Bir başka mesele var. Farz et ki Amerika Orta Doğu'nun enerji kaynaklarına ihtiyacı yok. Doğru söylüyor. Neye ihtiyacı var ama? Kendi Pentagon'un raporu var 2001 yılında. Amerika kıtası önümüzdeki 100 yıl bitmeden buzul çağına girecek. Neden? İngiltere'den gelen Wall Street'in sıcak su akıntısı doğunun yoğu. Ne demek bu? Evet. Amerika'da iklim değişecek.
Niye Amerika'da kışlar bu kadar sert geçmeye başladı? Bilmiyorlar mı adamlar bunu? Nereye gidecek Amerikalılar? Evet. Tek gidecek bir yer var. O da dünyanın ilk oluşumundan beri olan, kıymetini bilmediğimiz Anadolu toprakları ve Orta Doğu. Su kaynakları burada. Yaşam kaynakları da bu coğrafyada. Onun için buradaki şekil verme meselesi sadece enerji de değil. Burada oluşturulacak yeni devletler veya devletçiklerle beraber kendilerine bir oyun alanı, kendilerine bir hareket sahası oluşturma gayreti içerisindeler. Ya bu dediğinize katılmamak elde değil yani. Katılmıyorum asla diyemem çünkü bunu dinledikten sonra izleyicilerimiz de aynı fikirde olacaklar muhtemelen. Çünkü şunu ifade ediyor mesela milletine karşı. Ya diyor ki Orta Doğu'daki istikrarsızlık sebebiyle benzin kuyruklarını beklediğimiz ve fiyat şoklarının yaşandığı günleri özlemeyiz. Yani insanları savaşa itmek için bir gerekçe ortaya koyuyor. Bak yoksa diyor 1930'lu yıllardaki Burhan'a dönersiniz diyor. Perişan olursunuz, bunu yapmak zorundayız gibisinden bir hava var burada. Ya sen insan mı kandırıyorsun yoksa alay mı ediyorsun? Burhan niye çıkartmıştı? 1945 İkinci Dünya Savaşı'na memlekettekileri ikna edemek için çıkartmıştı zaten bu Burhan'da. Eyvah bittik saldırmalıyız falan. Yine aynı politika. Yine 2015'i kendilerine o bölgede bir savaş yılı ilan etmeye. Ama bu işin acı tarafı şurada. Bizim halkımızın anlaması gereken nokta şurada. Burada savaşacak olan Amerikalıların kendi askerleri değil. Bizi piyon olarak kullanmak istiyor bu adamlar. Onun için Rusya diyor ki müttefikler diyor, diyor Amerika müttefikleri. Kendi milli menfaatlerinizin ve çıkarlarınıza aykırı olan şeylere niye evet diyorsunuz diyor. Yani lafın tamamı öyle mi yani? Kime söylenir? Onu halkımızın takdirine bırakıyorum. Yani, yani arkadaş burada piyon olmayın diyor. Adam yukarıdan bomba alacak. Kara savaşı diye bizim askerimiz burada heba olacak. Yazık olacak insanımıza. Evet çok farklı bir yere geldik yani bir enerjiden veya bir coğrafyadan gelinebilecek en son noktaya geldik ki bu analizleri de yine diğer sitelerde veya sosyal medyada artık göreceğiz bizim ardımızdan. Çok teşekkürler Sayın Şengül. Enerji uzmanı olarak farklı bir gözle baktığınız konuya buralara kadar geldiniz, katkıda bulundunuz haber bültenimize. Sayın seyirciler, Türkiye bedelli askerlik konusunda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir karar vermesini beklerken açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak ben de bu olayın artı ve eksilerini ilgili mercilere değerlendirerek karar vermek durumundayım dedi. Bedelli askerlik tartışması ilginç bir hal aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikle ilgili Başbakanımız bütün görüşleri aldıktan sonra değerlendirme yapacak ve karar verecek. Bunun üzerine ilave edilecek bir husus yok, dedi. Ancak Başbakan Davutoğlu'ndan önce kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Cezayir ve Ekvator Gine'sine ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. Bedelli askerlikle ilgili değerli arkadaşlar ben başbakanlığım döneminde biliyorsunuz bu konuyla ilgili hükümetin düşüncelerini söylemiştik. Şu anda da bunun tabii artıları var, eksileri var. Yani böyle bir dönemin içerisindeyiz. Nedense birileri zaman zaman çıkıp bu işi kaşıyorlar. Ve bunlar doğru yaklaşım tarzı değil. Yani burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kanaatini bir kenara koymak da mümkün değil. Yani bu kanaat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de ihtiyacını göz ardı ederek değil, onu değerlendirmeye alarak böyle bir karar verilir ve ondan sonra da hükümet kararını uygulamaya koyar. Bu bakımdan şu anda böyle bir kararı ne hükümet vermiştir, ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konuda kesin bir kanaati açıklanmıştır. Ne de bana kesin olarak yansıyan bir şey söz konusu değildir. Çünkü Cumhurbaşkanı olarak ben de bu olaya artı ve eksilerini bu ilgili mercilerle değerlendirmek suretiyle vermek durumundayım. Çünkü sırtımızda bizim gerçekten ağır bir küfe var.
Terörle müzakere süreci devam ediyor. Konuyla ilgili ana muhalefet partisi CHP'den yeni değerlendirmeler geldi. Parti sözcüsü Haluk Koç, bir terör örgütünün liderini devletin karşısında muhatap olarak çıkartıyorsunuz. Oysa Türkiye o masada tutuklu durumda, dedi. Haluk Koç, Aksaray'ın maliyeti üzerine de ilginç rakamlar açıkladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı devam ederken basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Haluk Koç gündemi değerlendirdi. Koç'un gündeminde terörle müzakere süreci vardı. Güya orada bir terör örgütü liderini devletin karşısına muhatap olarak çıkartıyorsunuz hapiste. Oysa Türkiye o masada tutuklu durumda. O müzakere masasında Türkiye Cumhuriyeti tutuklu. Kültürtaşlarımızın en temel eşit hukuku paylaşan eşit yurttaş olma talepleri için tüm demokratik süreçler meşru zeminde, meşru siyasi aktörlerce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılmalıdır. Bu tezi söylüyoruz. Gizli kapaklı pazarlık yaptığınız zaman pazarlık masasından bir şey çıkmaz. Bir seçim siz kendi beklentilerinizi karşılamak için ilerler gibi gözükürsünüz. Ama o masada bilin ki her zaman tutuklu olan, rehin olan Türkiye'dir. Yeni Cumhurbaşkanlığı binası, Aksaray'ın maliyeti de Koç'un gündemindeki konular arasındaydı. 1 katrilyon 370 milyon liradan bahsediyoruz. Uçak, sıfır zırhlı Mercedesler, filolar hariç. Sadece kaç Aksaray fiyatı? Merdiveni 4 milyon lira. Bir tek girişteki. Bir kişinin şahsi ihtirası, hırsları için devlet kesesinden milletin parasıyla harcadığı bu parayla neler yapılabilirdi? 685 tane okul yapılabilirdi. 24 derslikli. Yine 680 tane öğrenci yurdu yapılabilirdi. Millet üniversitede okuyan çocuğuna bir yurt odası bulamazken 1000 odalı saray yaptıranların alnına çakmak lazım bu lafları. 100 bin yaşadığımız son acı olaylar çerçevesinde 100 bin maden işçisinin sığınabileceği gerektiği hallerde 2500 tane yaşam odası yapılabilirdi. Bu kaçak saray parasına. 2 tane 817 milyar kilowatt saat enerji üreten baraj yapılabilirdi. Yusufeli Barajı'nın maliyetini alarak söylüyorum. 14 atık su tesisi, 9150 kilometre içme suyu şebekesi, daha Ankara'nın köylerinin bazılarında içme suyu yok. Onu söyleyeyim. Tüm emeklilere, %3'e mahkum olan tüm emeklilere 136 lira bir seferlik ikramiye verilebilirdi. İslam alemini kuşatan fitneler ve tevhidin merkezi Ehl-i Beyt programlarına Antalya'da ev sahipliği yaptı. Araştırmacı yazarlar Emre Polat, Selim Kotil ve Muharrem Bayraktar Ehl-i Beyt'in önemini ve bidat akımlarını anlattı. Yeni Mesaj Gazetesi ve İcmal Gençlik Derneği, Antalya'da İslam alemini kuşatan fitneler ve tevhidin merkezi Ehl-i Beyt programı organize etti. Araştırmacı yazar Emre Polat, bugün dinler arası diyalog olarak karşımıza çıkan tehlikenin asırlar öncesine dayanan kökenine indi. Dinler arası diyalog faaliyetinin aslında Ekber Şah döneminde, yani Babur Türk hükümdarlarından bir tanesidir. O dönemde Ekber Şah dönemindeki dini ilahi, yani İslam dışında bütün dinlerden birer parça alıp yeni bir din oluşturma faaliyeti olarak geçmişteki örneği olduğunu gördük. Bu yapıyla karşımıza çıkan Rabbani devamında Ehl-i Beyt karşıtlığı, Ehl-i Beyt aleyhtarlığıyla karşımıza çıktı. Ve kurcalayınca o yapının Osmanlı'ya uzanan kısmında Halid Bağdadi dediğimiz ismi gördük. Bu kişi bir anda kendini Hindistan'da buluyor ve bir yıl içinde Irak'a gelip Irak'ta o dönemin bütün sosyal dokusunu alt üst eden bir yapı oluşturuyor. Ve bugün Türkiye'deki siyasilerin önemli bir bölümü de o yapının devamı niteliğindedir. Bunu da çok iyi ortaya koymamız gerekiyor. Bir diğer araştırmacı yazar Selim Kotil, Anadolu'da Müslüman Türk milleti kavramının nasıl ortaya çıktığını anlattı. Geçmişte Anadolu coğrafyasında Laz vardı, Kürt vardı, Türk vardı, Çerkez vardı. Bir sürü halklar vardı. Bunlar bir halktı, halk. Ta ki
bu coğrafyaya Hacı Bektaş gelinceye kadar, Hazreti Peygamber Efendimiz'in neslinden, Hazreti Fatıma'nın torunlarından Hacı Bektaş Veli Anadolu'ya geldi. İşte Antalya ne var burada? Abdal Musa Hazretleri yukarıda. İşte bu coğrafyayı gergef gergef peygamber nesli Ehl-i Beyt nefesiyle dokudu. Bu bir sürü halk, farklı farklı halklar, etnik yapılar hepsi Müslüman oldu, tek bir millet oldu. Müslüman Türk milleti oldu. Yeni Mesaj gazetesi başyazarı Muharrem Bayraktar ise hükümetin Suriye'deki Eyüp-Donat stratejisini eleştirdi. Yani Suriye'de Esad'a karşı savaşan o gençleri terör gruplarını alacaklar, gelecekler. Türkiye'de eğitecekler. Bak gelenler Müslüman. Müslümanlar alacaklar gençleri. Türkiye'de eğitecekler. Silahlandıracaklar. Donatacaklar. Sonra Müslümanı öldürmeye gönderecekler. Ya Müslümanın görevi nasıl bir şey bu? Hayret ediyorum iktidara. Müslüman, Müslüman eğitip de Müslüman öldürmeye gönderir mi? Göndereceksen gönder İsrail'e. Yüreği sıkıyor mu? Yetiyor mu? Orada ağzını açmıyorsun. Ama işte bunların söylediği Mustafa Kemal hayatı boyunca emperyalizme karşı eğitip donattığı Müslümanları gönderdi. Hiçbir zaman Müslümanlarla savaşmadı. Hiçbir tane Müslümana mermi sıkmadı. İşte onun için Allah inşallah Esad'ı muzaffer eder etmek üzere. Halep'i tamamen ele geçiriyor. Geçirmek üzere. Çok önemli gelişmeler olacak yakında. Allah bunlara Emevi Camisi'nde namaz kıldırmayacak. Böyle geçiriyor. Avuçlarını yalarlar. Kıldırmayacak. Kıldırmayacak. Karaman'da dün madenden çıkarılan 8 işçi bugün son yolculuklarına uğurlandı. İşçiler için Ermenek'te ortak cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından bir madenci yakını işverenlere sitem etti. 8 işçi tören sonrası köylerinde toprağa verildi. Bahri Üzer, Hüsnü Çolak, Osman Çoksöyler, Hüseyin Çolak, İsmail Gürses, Uğur İlhan, Mehmet Tokat ve Tezcan Gökçe. Karaman'daki ölüm madeninden son çıkarılan işçiler onlar oldu. Cansız bedenlerine ulaşılan işçilerin kimlikleri yapılan DNA testinin ardından belli oldu. Acı haberi alan işçi yakınları soluğu cenazelerin bulunduğu Ermenek Devlet Hastanesi'nde aldı. Hepsinin gönlünde acı, gözünde yaş vardı. Cenazeler ailelerin son kez görmesinin ardından hastaneden alınarak son yolculuk için ilçe merkezindeki Keleşoğlu Camii'ne götürüldü. Cenaze araçlarından tek tek indirilen tabutlar cami bahçesindeki masalara konuldu. Ermenekliler 8 işçiyi son yolculuklarında yalnız bırakmadı. Törenin yapıldığı cami hınca hınç doldu. 8 işçi için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Törenin bitmesiyle birlikte bir madenci yakını işverenlere sitem etti. Bu işverenlerden para bizden varmış hocam. Şehitlerimize bak hocam. Biraz dağılmıyor hocam. Hayır hocam. O işverenlerden bu arada bir güven var mı? Cenaze töreninin ardından 8 işçinin tabutları omuzlara alınarak cenaze arabalarına taşındı. 8 işçinin naaşları toprağa verilmek üzere konvoy eşliğinde köylerine gönderildi. İşçilerden 3'ü Ermenek'e bağlı Aşağı Çağlar köyündendi. Cenazelerin gelmesiyle köyden hıçkırık ve ağıt sesleri yükseldi. Üç işçi için bir cenaze namazı da burada kılındı. Namazın ardından işçilerin cenazeleri gözyaşı ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Türkiye Güney Antalya'dan gelen üzücü bir haberle başladı. Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada bulunan buhar kazanı bomba gibi patladı. Kazan.
doğalgaz kazanı, buhar için kullandığımız, o patlamış. Antalya güne şok bir patlamayla başladı. Patlama, Antalya-Burdur Karayolu üzerinde bulunan organize sanayi bölgesindeki tekstil yıkama fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çamaşırhanesindeki kazan saat 8.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Olay henüz sabah millet işe başlamadan evvelki bir anda oldu. Tam ben de o sırada lavaboya inmiştim. O sıra bir sallantıyla gürültü gelmişti. Onun sebebiyle yukarı çıkmıştım. Yani olay hakkında pek bir bilgim yok. Patlamanın şiddetiyle ortalık savaş alanına döndü. Patlama sırasında kazanın yakınında bulunan işçilerden Nurten Uyar ve Medya Göksel olay yerinde hayatını kaybetti. Patlamada ayrıca 3 ağır 17 işçi de yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulans ve özel araçlarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Patlamada can veren iki kişiden biri, iki çocuk annesi 45 yaşındaki Nurten Uyar'dı. İki çocuğu var, evli, hı hı. Beyinden ayrı, benim yanımda kalıyor. 12-13 senedir benim yanımda. Bu şekilde yaşıyor yani. Ölen işçilerin yakınları fabrika önünde sinir krizleri geçirdi. Patlamaya tanıklık eden işçiler dehşet dolu anları anlattı. Nasıl oldu abi olayın? 8-10 geçiyordu. Yani böyle oldu yani. Bir buhar gazına patladı. Yani taşı bu. Net bir şey söylemeyeceğim yani. Arkadaşlarınızı kaybettiniz? Ya işte yaralımız var. Yani rahatsızım yani. Kimileri vardı ki onlar ölümden dakikalarla kurtuldu. Kapı önünde mesaiye başlamayı bekleyen diğer işçiler patlama anında fabrikada olsa ölü sayısı daha da artabilirdi. Siz onlar molada mıydı, dışarıda oturuyor muydu? Oturuyorlardı. Binanın dışında. Evet. Siz görev başında mıydınız? Yok, ben buradaydım Mehmet. Binanın girişindeydim ben. Mesai mi başlamamıştı daha? Daha başlamamıştı. 5-10 dakika sonra başlayacaktı mesaimiz. Başlasa tamam. Belki daha kötü. Yani. Hepiniz evet. İçeride mi olacaktınız? Evet, aynen. Peki patlama neden kaynaklandı? Ortaya atılan ilk iddia, kazanın susuz bırakıldığı için patlamanın meydana geldiğiydi. Ancak yetkililer bu iddiayı yalanladı. Patlamanın kesin nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak. Kışı unutturan güneş yurdu terk ediyor. Pastırma sıcaklarına bay bay diyoruz sayın seyirciler. Türkiye bu geceden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıklar özellikle batı kesimlerde 10 derece birden düşecek. Hafta sonu İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Atkı ve berelerinizi hazırlayın. Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek. Uyarı meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye bu geceden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Havaların soğumasıyla birçok kentte sıcaklık 10 derece düşecek. Sadece soğuk hava değil, yeni dalga yağışları da beraberinde getirecek. Trakya, Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun bir kısmında bu gece itibariyle kuvvetli yağmur bekleniyor. Sağanak yağıştan İstanbul'da nasibini alacak. Yetkililer vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı. İstanbul'a asıl kışsa hafta sonu gelecek. Kentte 16 derece olan hava sıcaklığı cumartesi günü 9, pazar günü de 8 dereceye düşecek. Ayrıca İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara ile Batı Karadeniz'de hafta sonu yüksek kesimlere kar yağması bekleniyor. Sayın seyirciler, kış aylarında da iyice yine sobadan zehirlenmeler arttı. Sobadan ölümlerin son adresi Gaziantep oldu. Gelin ve kaynanası daldıkları uykudan bir daha kalkamadılar. Yeni aldıkları ev, Çelik ailesinin iki ferdine mezar oldu. Gelin Müfide Çelik ve kaynanası Fındık Çelik, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki bağ evinde gece sobaya kömür atıp uyudu. Gelin kaynana karbon monoksit gazından zehirlendiler ve bir daha uyanamadılar. Durumu annesi ve eşine ulaşamadığı için bağ evine giden Halil Çelik fark etti. Döndüğümde geldim, kapı açılmıyordu. Gördüm kapıyı açmadılar, açtım ki
hem annem hem eşim şey olmuşlar. İkisi de zehirlenmiş, sobadan zehirlenmişlerdi. Annesinin ve eşinin cansız bedeni gören Çelik, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, iki kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Bak evimde kalınca orada sobayı yapmışlar. İşte az bir kömür kullanarak içeri ısınsın hesabı. Bak orada da altını kapatınca artık nasıl olmuş orada bir gaz zehirlenmesiyle. Sabahtan eşi geliyor, kapıyı çalıyor çıkmayınca. İşte orada kapıyı kırarak içeri giriyor. Bak iki annesinden hanımı yerde baygın şekilde yatırıyor. İkisi de ölmüş zaten. Cesetler yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Morgu'na kaldırıldı. Halil Çelik'in bağ evini yeni aldı ve gelinle kaynananın ilk defa bağ evinde kaldığı öğrenildi. Türkiye'nin en büyük gölü alarm zilleri çalıyor. 1993'ten bu yana küçülen Van Gölü'nün su seviyesinde son bir yılda 2 metre 23 santimlik düşüş görüldü. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre bu düşüş önümüzdeki süreçte de daha fazla artarak devam edecek. Eskiden işte 10 santim 20 santimlerle oynayan değişkenler kısa süreli. Ancak bugün artık metrelerle ifade edeceğimiz bir dikey düşüşten söz ediyoruz. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü her geçen yıl biraz daha küçülüyor. Bunda kuraklık, buharlaşma, yağış azlığı gibi faktörlerin yanı sıra havzayı besleyen kaynaklara insan müdahalesinin olumsuz etkisi de söz konusu. 2 metre 23 santimlik bir düşüş şu an itibariyle gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 94-95'lerde 1648 olan seviyelerin şu an altındayız. Dolayısıyla 2 metre 23 santimlik bir dikey düşüş söz konusu. Yatay olarak da bu gölün sığ olduğu alanlarda tekrar ediyorum 30 metreyi 40 metreyi bulan alanlar var. Van 100. Yıl Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Faruk Alaeddinoğlu önümüzdeki süreç içinde pek umutlu konuşmadı. Van Gölü'ndeki küçülmenin artarak devam etmesi bekleniyor. Artık maalesef o geçmişte seviye artışları ve düşüşleri yaşanan süreçleri göremeyeceğiz. Bundan sonra yapmış olduğumuz çalışma sonuçlarına göre buharlaşma bu şekilde devam ederse ki bu şekilde devam etmemesi yönünde hiçbir ibare yok. Yani bundan sonra devam edeceği şeklinde birçok sonuç var. Göl seviyesi giderek düşecek. Yani bugün bu seviyede gördüğünüz bu alandaki çekilmeyi önümüzdeki yıl muhtemelen biraz daha açıkta yapmış olacağız. Yani bu röportajı biraz daha açıkta yapacağız. Çünkü göl sürekli çekilecek. 50 yıl sonra muhtemelen bugünkünden çok daha kötü bir Van Gölü göreceğiz. Bu haberimizin ardından bültenimizin de sonuna geldik. Sayın seyirciler, iyi akşamlar diliyoruz. Yarına dek.